Evet arkadaşlar, bugün kendim de yeni keşfettim. Çok yıllardır, 6-7 yıldır şeyde olan bir haber. İnternette olan bir haber ama ben bugün gördüm. Ki mesela şu an okuduğum 2016'dan kalma bir web sayfası. 2021'deyiz. 5 sene daha geçmiş aradan. Adam 20 yıldır konsolu açık tutuyormuş. Şimdi 5 sene daha geçti, 25 oldu. Acaba hala tutuyor mu? Keşke araştırabilme şansım olsaydı, Japonya'da olsaydım, keşke herifçi onu bulup da arkadaş hala sen onu açık tutuyor musun? Gidip adamı bulup bir İngilizce sohbet etmek, İngilizce bir röportaj almak isterdim şahsen. Şimdi anladığım kadarıyla Japonya'da tam okuyayım ama herhalde Japonya'da bunu yapsa Japonlar yapar çünkü onlar biraz takıntılı insanlar. Wanikun diye bir adam. Herhalde Wanikun erkek ismi galiba. Super Nintendo. Bu SNES var ya arkadaşlar. Japonya'da Famicom diye geçiyor. Bunu adam bir oyun galiba role playing oyunu, rol yapma oyunu. 95 yılında işte adam şey yapıyor. Bir oyunun üstündeki kazanımlarını kaybetmemek için. Yani siz o oyunları oynuyorsunuz arkadaşlar. Onun kaydetmesi falan yok. Yani oyunda yaptığın ilerletmeleri kaydedemiyorsun. Gidiyor. Bir konsolu kapattığında bütün her şey gidiyor. Adam o gitmesin diye bir oyunda konsolu kapatmamış ve 20 senedir kapatmamış. Ve hala da kapatmadım demiş. Omihara Kawase diye bir oyun. Bu oyunu oynuyormuş. Bunun artık ne desem müptelasıymış ve kendisi demiş ki abi ben bu kayıt şey gitmesin diye. Gece gündüz başında değil ama yanlış anlamayın. Gece gündüz oyunu oynamıyor. Konsolu kapatmıyor adam. Ve bunların içinde bir soğutma fanı gerektiren çok güçlü bir işlemci vesaire bir şey yok. Bu eski konsolların Atari 2600, Sega Mega Drive 2, bu SNES ve NES konsolları. Bunlar kartuşlu, özellikle şu kartuşlu kaset dediğimiz o devre kartı var. Takıyorsun RAM gibi böyle. Onun altındaki devre kartı cihazı da RAM gibi arkadaşlar. Yani RAM gibi demekten kastım ne? Ya da işte telefon donanımı gibi düşünebilirsiniz. Üstünde işlemciler vesaire olsa da yani çok ısınacak, çok elektrik tüketip de kendi kendini bozacak bir şey olmaz bunlarda genelde. Mesela işte biz masaüstü bilgisayarlarda da, laptoplarda da öyledir. RAM'in bir soğutmaya ihtiyacı olmaz genelde. RAM kendini soğutmaya ihtiyaç duymaz. RAM'i yıllarca kullanırsın, bana mısın demez. Soğutması yok, bir şey yok. Öylece durur ve çalışır. Ama işlemci öyle değildir. Bir işlemcinin soğutmasını çıkar, bak bakalım ne kadar çalışıyor. Bu da şeyin de kanıtı bence. 20 yıldır kapanmayan bir SNES. Bugünün konsolunu sen şöyle zorlu bütün donanımı tam gücüyle çalıştıran bir oyunda denesen, bırak 20 sene açık bırakma, yani herhalde bir hafta falan açık bıraksan bir şeyler olmaya başlar, cihaz bozulur. Bilgisayarlar da öyledir. Bu da bize bir parça ne kadar az elektrik yakıyorsa, ne kadar az ısınıyorsa, hatta ısındığı zaman soğumak için eğer fan falan kullanıyorsa o kadar kısa ömürlü olduğunu anlatıyor aslında. Yani ne kadar pasif soğutma ise bir cihaz, ne kadar az elektrik tüketiyorsa, elektrik verimliliği varsa o cihazda, o kadar dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor anlaşılan. İşte ve ben bu konuda bir iki şey merak ettim. Tamam, adam şimdi herhalde 25 yılı doldurmuştur. 4-5 sene daha olmuş bu haberler çıktığında. Tamam, enteresan bir şey. Konsolu kapatmıyorsun ki gitmesin. Peki, Nintendo'dan kimse bu adamı niye bulmamış? Bulmuşlar mı? Ben haberde baktım, bulmamışlar. Keşke bulsalarmış. Ben Nintendo'dan olsam, öğrensem dedim ki ya bu oyuncuyu bulalım. Bulalım. Kendisine özel bir o SNES'in özel bir versiyonunu yollayalım. Hafızaya kaydedebilen bir versiyon. Yani bizim emülatör falan kullanırken şeydir. O anki oyunun belleği, RAM'e koyduğu veriyi olduğu gibi vıt diye kaydeden bir kayıt ayarı vardır. Olduğu gibi ama yani.
olduğu gibi. Oradan load yaparsın. Olduğu gibi makinen o halini verir sana geri. O şekilde save state, load state diye geçer zaten şeylerde, emülatörlerde falan. O şekilde save state, load state yapılabilen bir konsol üretseler, içine de işte bir miktar bellek koysalar, bir flash bellek koyar gibi, bu adama hediye etseler ve şeyi de not alsalar, gidip adamı ziyaret edip oyunda ne yapmışsın? Bakalım. Neler neler yaptıysan aynısını olduğu gibi şey yapalım sana. O oyunu da hediye edelim. O oyunun içindeki veriyi de o hale getirip sana verelim. Ki 20 sene boyunca kasılacak bir şey var mıdır ya? Hiç sanmıyorum. Ama adam kafayı kırmıştır. Ben buna benzer bir şeyi PlayStation 1'de yapmıştım. Böyle açık tutma değil ama Resident Evil 3 vardı bir dönem bende. Ve işte haçlığım yoktu. Atari sonlarına gidemiyordum. Başka oyunum yoktu. Birkaç tane vardı. Bir arkadaşa öyle 3 vermiştim. O da bir arkadaşına vermişti. Mesela işte bir arkadaşıma 4 tane oyun verdiysem, o da birini oynuyor ve diğer bir başka arkadaşına 3'ünü veriyor. Oynayıp geri verecekler. Bende sadece Resident Evil 3 kalmış. PlayStation 1'de şu son çıkan, bugünlerde son çıkan değil, esas 90'larda çıkan orijinal versiyonu. Onun sonu getirdiğinizde böyle bir resim çıkıyordu. Prologi bir şey yazıyordu ve bir tane bir kare resim çıkıyordu sonu getirdiğinizde. Ama her sonu getirdiğinizde bir tane çıkıyordu. Toplamda 9 tane filandı. 10 tane 9 tane filandı. Ben onu yani kafayı kırmış bir şekilde, sanki çünkü oynayacak başka oyun yok, üst üste oynayıp 9 tane resmi çıkartmıştım. Sonrasında kayıt yerinde kaç defa üst üste bitirdiğin yazıyor memory kartta. Ya dedim, ben bu memory kartı hayatım boyunca saklarım. Böyle de bir kendimce rekor yapayım. Görenler de şaşırsınlar. 9-10 kere falan bitirmiştim Resident Evil 3'ü. Dedim ya bunu dedim oynayayım. 20-30 kere bitireyim. Oyun yok çünkü, başka elimde oyun diski yok bile seçimlerinde. O zamanların o PC magazine mi, PlayStation magazine mi ne, öyle bir şey vardı. Dergi. Ondan gelen demo diskler vardı ama demo yani. Onlar da zaman şey yapmıyor, almıyor. Oynanmıyordu. Zevk vermiyordu. Ben o Resident Evil 3'ün hatırlıyorum kaydını 30 kere mi 33 kere mi ne yapmıştım. 30-33 kere civarı. 30'un üstünde olduğunu hatırlıyorum. Oyunu bitirip durmuştum. Acaba dedim ya, bir şey çok fazla bitirince bir şey çıkar mı? Bunu da şey yüzünden şey yapmıştım, denemiştim. Sega Genesis konsolunda iki kişi karşılığı dövüştüğünüzde bir taraf sürekli kazanırsa ve yanlış hatırlamıyorsam 25 wins yaparsanız, yani 25 kere kazanırsanız o ekranda bir Mortal Kombat işaretleri falan çıkıyor. Orada enteresan bir işaret çıkıyordu. Onu çıkartmak için bazen pazar günleri 25 kere ben dövüşüp de kimseye değil diğer kola bir kere başlatıp basıyorum. Orada kimsenin oynamadığı ikinci player'ı dövüp duruyordum. Öyle deniyordum. Acaba hani oyunlarda çok üst üste kazanınca değişik şeyler çıkıyor. Oyunun içinde bazı şeyler gizliyorlar diye. Ben de öyle denemiştim. Hani benzer şeyleri bazı oyuncular yapar. Bu Japon oyuncu da böyle bir enteresanlık yapmış, Herifçioğlu. 20 senedir Nintendo SNES'ini, Super Nintendo'sunu açık tutuyormuş. Benim tuhafıma giden şey, neden Nintendo bu adamı bulup da buna o anki verileri kaydedebileceği bir versiyonu hediye etmemişler. Ya hafız istersen biz bunu kapat. Yazık yani. Bunu bir kapat. Hatta bunu bize ver. Hiçbir işini çekmediysen gerçekten bize ver, bir devre kartını falan bir inceleyelim. Nasıl 20 sene açık kalmaya dayanmış, üstünde neler kullanmışız da bu konsol bu kadar sağlam olmuş. Bunu bize versen, sana güzel yeni bir makine verelim. Tekrardan oyna hemen. Bir oyunu ne kadar zamana kasarsın ki, biz SNES'in oyunu 20 sene sürmez ki kasmak. Bunu bize ver, sana anlık kayıt çekebileceğin, hatta içinde pek çok oyunun olduğu, istediğin kartuşu takıp da çalıştırabileceğin bir şey verirdim ben olsaydım. Bir koleksiyon, SNES koleksiyonu, oyunları da verirdim yani Nintendo'nun yanında olsam. Bir koleksiyonu hediye ederdim. Anlık o havzaya kaydedebilecek şekilde olan bir makine verelim. Bugüne de çıkıyor zaten. Bu Nintendo Classic diye çıkmıştı galiba o makinenin şeyi. Şuncacık bir hali.
PlayStation'da yapmıştı. PlayStation Classic diye PlayStation 1'i şu kadarcık hale getirip verdiler. Sega Genesis'i de galiba yanlış hatırlamıyorsam o şekilde klasik versiyonu yapıp verdiler minik. Bunların hepsinde o özellik var. Öyle bir makineyi niye adam bulup hediye etmemişler? Bu benim dikkatimi çekti. Ben Nintendo'nun yerinde olsam bu oyuncuyu bulup hem bir röportaj yapardım hem de arkadaş al sana kaldığın yeri kaydedebileceğin, olduğu gibi kaydedebileceğin bir makine derdim ben olsaydım eğer.